أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم. فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Putlar için nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresi 119. ayet. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir uyarıda bulunuyor. Ben şeytana lanet ettim ve kızdım diyor. Şeytan Allah'a dedi ki, ben bu senin kulların var ya, onları yoldan çıkaracağım. Ben onlara kuruntular vereceğim. Oğlunu şöyle yetiştir, Kızını şöyle yetiştir. Tazminat parasına şunu al. Bankadan şöyle kredi çek. Şu parayla şunu döşe. Böyle bir sürü kuruntular veririm. Ben onlara kuruntular vereceğim ve onlar da bu kuruntuların peşine koşacaklar. Allah'ı unutacaklar, camiyi unutacaklar, her şeyi unutacaklar. Bütün değerlerini unutacaklar. Her türlü yanlış yola girecekler. Allah'ın yarattığı hilkati değiştirecekler. Kim şeytana uyarsa, apaçık bir sapıklıkla yoldan uzaklaşmış olur. Şeytanın gayesi bizleri yoldan çıkarmaktır. Bizim de amacımızsa Allah'ın yoluna uymak olmalıdır. Rabbim cümlemizi kendi yoluna koşanlardan eylesin. Müslüman görünümlü cehennemlikler اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145. ayet Dostlar, diyor ki Allah Celle Celaluhu, Müslüman gözüktüğü halde gerçekte Müslüman olmayanlara münafık denir. Cehennemde insanlar değişik tabakalarda yanacaklar. En alt tabakada yanacak olanlar, Müslüman görünümünde olduğu halde, gerçekte Müslüman olmayanlardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Ebu Cehil'den daha aşağı tabakada, Firavun'dan daha aşağı tabakada olacaklar. En alt tabakada bunlar yanacak, diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki en büyük tehlike, gavurum diyenler değildir. En büyük tehlike, Müslüman gözüktüğü halde, gerçekte Müslüman olmayanlardır. Cenab-ı Hak, nifakın her türlüsünden cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin.